Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu kapanış töreninde konuştu. Gazze'de en temel insan hakları ihlal edildi. Sivillere saldırıyı asla kabul etmeyiz dedi. Bölgeye yardımların ulaştığını ifade etti. Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin SİHA'sını düşüren Amerika Birleşik Devletleri'ne de tepki gösterdi. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Aramızda güvenlik sorunu var ifadelerini kullandı. 360 kilometre kareye sıkışmış 2 milyon insanın elektriğini, suyunu, yakıtını, gıdasını kesmek en temel insan haklarının ihlalidir. Gazze şu an itibariyle mazlumdur, mağdurdur. Ama İsrail'in böyle bir mazlum durumu söz konusu değil. Gazze için çağrıda bulundu, sivillerin hedef alınmasının sorunu büyüteceğini ifade etti. Gazze halkının toptan cezalandırılması sadece sorunu büyütecek, daha fazla acıya, daha fazla gerilime, daha fazla gözyaşına sebep olacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Türkiye Afrika 4. İş Ekonomi Forumu'na katıldı. Burada konuşma yapan Erdoğan'ın gündeminde Gazze'de yaşananlar ve Amerika'nın tutumu vardı. Gazze'ye gönderilen yardım uçağının havaalanına ulaştığını açıkladı. İsrail yönetiminin Refah kapısından insani yardım geçişlerine izin vermesi gerekiyor. El Ariş Havalimanı'na içerisinde ilaç, dayanıklı gıda, konserve, çocuk bezi, su, tıbbi malzemelerinde bulunduğu bir insani yardım uçağımızı bu sabah gönderdik. Çatışmalar başladığından beri bölgeye intikal eden ilk yardım kargosunu götüren uçağımız bugün saat 12 itibariyle havalimanına indi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ni sert eleştirdi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Amerika'nın Dışişleri Bakanı benim Dışişleri Bakanımla görüşme yapıyor. İsrail'e Dışişleri Bakanı sıfatıyla değil, bir Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum diyor. Bu nasıl bir politikacı? Bu nasıl bir yaklaşım? Bunu söylediğin zaman sana karşındakiler de şunu söylerse, ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum derse ne diyeceksin? Erdoğan, ABD'nin Türk SİHA'sını düşürmesini güvenlik sorunu olarak değerlendirdi. Biz Amerika ile NATO'da beraber değil miyiz? Beraberiz. Peki bizim SİHA'mızı Amerika düşürdü mü? Düşürdü. Biz seninle NATO'da nasıl beraberiz ya? Nasıl böyle bir şey yapabiliriz? Aramızda güvenlik sorunu var. Söz konusu açıklama müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuyla bağdaşmadığı gibi soruna barışçıl bir çözüm için yürütülen çalışmaların... Amerikan Başkanı Joe Biden Suriye'deki operasyonlar üzerinden Türkiye ile ilgili skandal bir açıklamaya imza attı ki az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atıfta bulunduğu o açıklama Beyaz Saray'dan paylaşılan bir bildiri. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusu askeri harekat için attığı adımların bölgedeki güvenliği tehdit ettiği ifade edildi o açıklamada. Dışişleri Bakanlığı'ndan skandal açıklamaya sert yanıt geldi. Beyaz Saray 14 Ekim 2019'da ilan ettiği başkanlık kararnamesinin süresini uzattı. Kararnamede Türkiye ile ilgili skandal ifadeler kullanıldı. Suriye kaynaklı Amerikan ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetleri ulusal güvenliğimize olağanüstü tehdit oluşturuyor denildi. ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekat için attığı adımların DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığını ileri sürdü. Biden'ın Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan jet yanıt geldi.
Açıklamada ABD'nin bölücü terör örgütü ile angajmanını sonlandırmasını, 17 Ekim 2019 tarihli ortak açıklamanın hükümlerini yerine getirmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı.